Evet sevgili bahisseverler, Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı İddiabilir TV'den yeniden merhabalar hepinize. 4 Mayıs Cumartesi ikinci bölümle yeniden sizlerle birlikteyiz. Akşam maçlarından oluşan ikinci seansımızda ilk mücadelemiz 122 kodlu mücadele. Bu arada her ne kadar sıkılsanız da yeni takipçilerimize, bu videoyu ilk defa izleyen arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, abilerimize şu videoları önermeden geçemeyeceğim. Yönetmenim arka arkaya şurada video önerecek, video tanıtım videosu ve iddia kuponu nasıl yapılır, benim söylediklerimi anlamak ve kupon oluşturabilmeniz için o videoları izlemeniz önemli arkadaşlar. Yoksa kazanmanız çok zor olur. Beni anlamanız da çok zor olur. Her zaman dediğimiz gibi like ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz seviniriz. Kupon tavsiyelerimizi görebilmek için de timestplus.com'da yönetmenim şurada paylaşır. Bizleri oradan da takip edebilirsiniz. Ortada ana sayfada yazar kombineleri bölümünde kupon tavsiyelerimiz var. Tabii ki yorumları dinleyip neyi neden seçtiğimizi de orada kupona koyduğumuzu anlayabilirseniz daha iyi olur. Sonuçta burada maçları sizler için yorumluyoruz seçin diye ama aralarından en güvendiklerimizi yine kuponlarımıza koymaya çalışıyoruz. Bazen biz yanlış tercihi koyuyoruz kupona var diyoruz. Siz üst diyorsunuz, kazanıyorsunuz. O yüzden bu yorumlar önemli. Cumartesinin ilk bölümünün başını izleyin. Duyuru açısından diyorsun değil mi? Challenge, sizler için güzel bir challenge videosu yaptık. Meydan okuma videosu. Bilmeyenler, duymayanlar cumartesinin ilk 1-2 dakikasını izlesin. Challenge de sizler için çok faydalı olacak. Hadi bakalım. İlk mücadelemiz 122 koduyla cumartesi günü Almanya 1. Ligi'nden saat 19.30'da oynanacak. Bundesliga'da Werder Bremen kendi evinde Borussia Dortmund'u konuk edecek. Geçen hafta öyle ilginç bir hafta yaşandı ki Borussia Dortmund Bayern Münih'in puan kaybettiği haftada, Nürnberg'i yenemediği haftada galip gelseydi Ruhr derbisinde, ki Schalke'ye 4-2 yenildi, kendi evinde lider olacaktı belki ama olamadı. 4-2 yenilince Werder Bremen de formsuz bir dönemden geçiyor diyebiliriz. Gerçi Bayern'le karşılaştı 2 kere ama üst üste hem kupada hem ligde. Daha sonra Düsseldorf deplasmanında 4-1 yenik ayrıldı. Sakatları da vardı, eksikleri de vardı. Werder Bremen'in defansında yine önemli bir isim sarı kart cezalısı. Orta sahada da bir tane eksiği var. Dortmund'da da Hakimi ve Zagadou'ya defansta sakatlıkları devam etmekte. Marco Reus geçen maçta kart gördüğü için kırmızı kart cezası oynayamayacak. Önemli bir eksik Dortmund adına. Onun dışında Wolf da yine kırmızı kart cezası, hatta sezonu kapattı sanırım. 3 maç ceza almış. Ama yine de tabii tehlikeli oyuncuları var. Alcacer, Sancho, Pulisic gibi, Mario Götze gibi mesela. Burada da acil 3 puana ihtiyacı olduğu için Werder Bremen de kendi evinde tehlikeli ve açık futbol oynayan, kolay gol bulabilen bir takım olduğu için bu mücadeleyi günün güvenilir tercihlerinden olarak görüyorum. Karşılıklı gol var. Sonuçta bunu da iddia risk yönetiminde bizim gibi adamlar inceliyor, bakıyor ve oranı da düşük vermişler. 1.25 gibi, çünkü onlara göre de var olabilecek bir mücadele. Aynı zamanda alternatif kuponumuz da 1.35 orandan üstte değerlendirilebilir. Maç 1-1'de kalmayıp üstte de gidecektir diye düşünüyorum. Siz de benim gibi düşünüyorsanız kuponunuzun birine koyabilirsiniz. Bir sonraki mücadelemiz 427 koduyla Türkiye'de Spor Toto 1. Ligi'nde arkadaşlar. Evet, ilk defa böyle 1. Lig'de Spor Toto bir alt ligde bir maça girdiğimi göreceksiniz. Ama geçenlerde denk geldim. Hem Altay'ın hem Eskişehir'in maçlarına bir süre izledim, baktım. Maç 427 koduyla Altay kendi evinde Eskişehir Spor'u konuk edecek. Baktığımız zaman Altay güzel bir şekilde projeler yapıp alt sıralardan, hep alt liglerden üst liglere doğru tırmandı. Belki burada bir sene bir nefes alacak. Belki önümüzdeki sene ya da ondan sonraki sene güzel bir yapılanmayla Süper Lig'e gelecekmiş gibi düşünüyorum ben. Hele de bir forvetleri var ki şu an rekor seviyede 25 tane gol attı. Marco Palacio isminde Portekizli bir forvet. Eskişehir Spor'da da yine oldukça iyi giden bir performans var. Şöyle bir baktığımız zaman son haftaları özellikle golcü bir takım olduğunu görüyoruz. 4 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyorlar ve ikişer üçer dörder goller atıyorlar. Altay'da dediğim gibi kendi evinde tehlikeli. Onlar da sakat cezalısı yok. Eskişehir Spor'da orta sahada önemli bir isim Feyzi Yıldırım. Mehmet Feyzi Yıldırım sarı kart cezalısı, onu söyleyelim. Ligdeki konumlarına baktığımız zaman da iki takımın da bir düşme çıkma sorunu yok. O yüzden rahat, tempolu, açık bir mücadele olacaktır. Burada Altay kendi evinde gol atacaktır. Eskişehir Spor da dediğim gibi golcü bir takım. Onun da golü gelecektir. Yine bana göre günün güvenilir tercihlerinden biri. Çok böyle kaleciler devleşmezse, direklerden dönmezse karşılıklı gol var gelecektir. 1.40 oranıyla, hatta alternatif kuponumuzda biraz daha risk alarak 1.55 gibi güzel bir orandan üstte tercih edebiliriz. Bakalım, ilk defa alt ligden bir maça girdik. İnşallah başarılı oluruz. Olursak yine elimizden geldiğince takip edip sizlere tavsiye etmeye devam edebiliriz. Bir sonraki mücadelemiz 432 koduyla İsviçre Süper Ligi'nde Basel kendi evinde Zürih'i ağırlayacak sevgili bahisseverler. Şimdi Basel ve Zürih en son
Kupada karşılaştığında galibiyetini önermiştim. Yüksek de bir oranda yanlış hatırlamıyorsam. 1.75'ti ben önerdiğimde. Siz oynayana kadar 1.65'e düşmüştü. Hatta 3-1 yenmişti kupada Zürih'i. Kendi evinde tehlikeli takım başlarda ne kadar bocalasa da daha sonra düzeltti kendini Basel ve güzel sonuçlar almaya başladı. Ligdeki konumlarına baktığımızda evet şampiyonluk şansı kalmadı belki ama yine mücadelesini sürdürüyor Şampiyonlar Ligi'nde. Yine ön eleme oynayacak pozisyonda ikinci sırada Zürih takımının da hala alt sıralardan kurtulmak için 3-4 puan üstte ama hala bir tehlikesi var. Onun da puan veya puanlara ihtiyacı var. Tabi Basel deplasmanında çok büyük sürprizler olmazsa bana göre çok fazla bir şansı yok. 3 maç üst üste yenildikten sonra kendi evinde Sion'u yenerek 3 puan aldı bir kendine geldi ama Basel deplasmanında işleri zor. Dediğim gibi ayrıca defansta önemli bir isim sakat ve diğer önemli isim sarı kart cezalısı. Orta sahada yine 3 tane önemli isim, ikisi sakat, bir tanesi sarı kart cezalısı. Bu eksiklerden dolayı işleri oldukça zor. Basel'e baktığımızda onların da defansında önemli bir ismin sakat olduğunu görüyoruz. Burada yine ben gollü bir mücadele sonunda Basel'in kazanacağını düşünüyorum. Kuponumuzun birine üst 1.40 orandan tercih edebileceğimiz gibi diğer kuponumuza dediğim gibi çok büyük aksilikler olmadıkça Basel'in işte 2-1, 3-1 gibi kazanacağını düşündüğüm için gollü bir karşılaşma sonrasında galibiyetini bekliyorum. Bu mücadelede kuponumuzun birine de üst koyabiliriz diye düşünüyorum. Bir sonraki mücadelemiz 441 koduyla Belçika'da Portrush kendi evinde Wasland Beveren'i konuk edecek. 441 koduyla biliyorsunuz bunların da şampiyonluk grubunda oldukça arka arkaya maçları devam ediyor. Baktığımız zaman Portrush kendi grubunun lideri, playoff oynayacak UEFA Avrupa Ligi için şu konumda, arkasından Saint Gluise geliyor. Wasland da yine golcü bir takım. Kolay gol yiyen, kolay gol atabilen bir takım. Onun da pek bir şansı yok ama yine gollü mücadeleler oynuyor açık futbol sergilediğinden dolayı. Kortlişik deplasmanında pek bir dediğim gibi şansı yok. İki maçtır gerçi toparlandılar. Peruvels ve Sengulus'a yenerek sürpriz yaptılar ama burada onlardan da gol katkısı bekliyorum ben. Defanslarında önemli bir isim sarı kart cezalısı. Ev sahibi takıma baktığımızda onların da defansında ve orta sahasında yine birer önemli ismin sakat olduğunu görüyoruz. Burada da yine gollü bir karşılaşma bekliyorum ben. Üst tercihi de 1.25 var bir tercihi de 1.25 yani Kortçik galibiyeti de 1.25 üst tercihi de 1.25 ikisinin de geleceğini düşünüyorum. Ben bir kuponumuza üst bir kuponumuza 1 koyabiliriz. Kortçik'ten 3-1 gibi bir galibiyet beklediğim için siz de güveniyorsanız ve benim gibi düşünürseniz oranda yeterliyse bir kuponunuzla değerlendirebilirsiniz bir tercihini. İşte en başta dediğim videoları izlerseniz nereden ne tercih etmeniz gerektiğini ve kasanızı nasıl yönetip sıfıra düşürmeyeceğinizi anlatıyorum. O yüzden önemli, izlemeyenler izlesin. Ve cumartesi gününün son mücadelesi artık 129 koduyla İspanya La Liga'da Celta Vigo kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Belki de Barcelona iddiada bahis şirketleri tarafından en çok oran verilen zamanlarından biridir. Çünkü Celta Vigo kendi evinde 1.85, Barcelona'ya 2.90, yanlış duymadınız 2.90 gibi bir oran verilmiş. Bunun nedenine hemen gelelim. Barcelona zaten şampiyonluğunu ilan etti biliyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Artık ilk hedefi Şampiyonlar Ligi kupasını almak. Doğal olarak önemli futbolcularının burada sakatlanma riskini göze alamayacak kadar önemsiz bir maç Barcelona için. Prestijden başka amacı yok. Bol bol dinlendirme, rotasyon ve genç oyunculara yer verecektir teknik direktörleri diye düşünüyorum. Çünkü bu maçtan sonra yine Liverpool deplasmanına gidecekler. 3-0'ın rövanşında her ne kadar rahat gibi görünseler de öyle kendilerini salacakları bir maç değil. Celta Vigo'da 2 maçtır berabere kalıyor. İspanyol deplasmanında ve Leganes deplasmanında 0-0'la döndüler ve durumları oldukça kritik. Puana da ihtiyaçları olduğu için Barcelona'nın bu rotasyonlarını da düşündüğü için iddia risk yönetimi böyle bir oran vermiş. Alt sıralardaki alt potadan 2 puan yukarıda Celta Vigo ama hala düşme korkusu var, düşme şansı var. Celta Vigo'yu her bültene aldığımızda söylüyoruz. Yani Iago Aspas olmadan takım işlemiyor. Her ne kadar diğer tarafları işlese de gole gitmekte zorlanıyor. Iago Aspas yine burada kadroda olacaktır. Önemli bir sakatı cezalısı görünmüyor. Barcelona'da kesin oynamayacak olanlardan biri Rakitic sarı kart cezalısı. Rafinha sakat ve Busquets yine sarı kart cezası. Dediğim gibi 2-3 tane de rotasyon olsa zaten ama Barcelona'nın yine kaliteli gençleri burada gol bulacaktır diye düşünüyorum. Bu karşılaşmada yine günün güvenilir tercihlerinden biri. Bana göre karşılıklı gol var. 1.30 gibi bir orandan kazandıracağı gibi biraz daha risk alarak muazzam bir orandan 1.50'den üstü de deneyebiliriz diye düşünüyorum. Maçın birbirine
kalmayacağını düşünüyorum. Taraf bahsine hiç girmeyin. Celta Vigo da 2-1 alabilir. Barcelona da 2-1 alabilir. Hiçbir türlü şaşırmam ama goller gelecektir. Bu maçın 0-0 biteceğini düşünmüyorum ben. Cumartesi günü ikinci bölümden de sizler için seçtiğimiz maçlar bunlar. Da her zaman diyoruz misillerinizi küçük tutun ve çok fazla para kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar para basın. Ve lütfen şunu unutmayın. Kazanın ama az kazanın. Hani 1-0 olsun bizim olsun ya. Hani 3 10 lira 10 lira yatırıp olsun ya 5-6 maç koyayım yüksek oran olsun dediğinde bak her seferinde 10 liraya gidecek. Ama 10 liraya 30 lira, 10 liraya 40 lira, 10 liraya 50 lira her seferinde kazanırsan yani kazanın az kazanın ama yeter ki kazanın. Bu mantıkla oynayın. O videoları da izleyin. Kazanamayan varsa da beni de takipten çıkar. Ben bunca şey yaptıktan sonra artık hala kazanamıyorsanız ya sizde ya bende yanlış var demektir. Ki bende yanlış olmadığını 1,5 senedir görüyoruz. Binlerce insan. Kasa katlama videosunun ya da kasa yönetme videosunun altındaki yorumları görsen. Evet kasa en başta önerdiğimiz kasa katlama videosunun veya kasa yönetme videosunun altındaki yorumlara bir bakarsanız zaten faydasını görenler yazmış. Kaç tanesi benim adamım olabilir diyeceksiniz ki senin adamındır. Önemli değil ya izlemeseniz de önemli değil. Ben siz kazanın diye diyorum. Kazanmasanız da bana bir faydası yok. Kazanırsanız da bir faydası yok. Bir Allah razı olsun diyorsunuz. İşte biz duanızı alıyoruz o kadar. Hepinize bol şanslar. Pazar videomuzda görüşmek üzere. Kanala abone olmak için şurada çıkan o güzel benim fotoğrafım var ya ona bir tıklayın. Oradan abone olabilirsiniz kanala ve yanında çıkan zil işaretine basınca da her yeni video yüklendiğinde sizlere bildirim gelmiş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hoşçakalın.